Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere söz aldım. Sayın Bakan, 3,5 ay gibi bir süredir görev yapıyorsunuz. 29 Ağustos 2014'te göreve geldiniz. Şimdi benim yapacağım eleştiriler özellikle bu 3,5 ay süre içerisinde kamuoyunda son derece yoğun tartışmalara sebebiyet veren gümrük kapılarında meydana gelen hadiseler aslında sizden önceki dönemin değerlendirilmesi. Hatırlayacağınız gibi Plan Bütçe Komisyonu'nda size şu soruyu yöneltmiştim. Mersin'de kırmızı hat uygulaması başlattınız. Ben Mersin milletvekiliyim. Dolayısıyla Mersin'in böyle işlerle anılması hoşuma gitmiyor. Bunu niçin yaptınız diye bir soru yöneltmiştim. Gerçekten çok manidar bir cevap verdiniz. Dediniz ki bu genele şamil. Daha önce de bakanlığa geldikten sonra da çok yoğun bir şekilde dahilde işleme rejiminin suistimal edildiği arkadaşlarımız da ifade ettiler. Ve bu yolla ciddi anlamda hem vergi kaybı hem de içeride haksız rekabetin ortaya çıktığı şeklinde iddialar vardı. Yani diyor ki benden önce bu bakanlığı sevk ve idare eden Sayın Bakan döneminde son derece çarpıcı iddialar var. Son derece vahim iddialar var ve bunun için bunun üzerine gerçekten durum nedir? Hangi aşamadadır? Fotoğrafı görmek açısından Mersin Gümrük Bölgesi'nde bu çalışmayı başlattık. Ve fotoğrafı gördük. Rezalet, kepazelik, diz boyu. Ve devam ediyor. Diyor ki yaklaşık 250 ya da 300'e yakın beyannameden 70 tanesinde problem çıktı. Bu aşağı yukarı 30 mükellefi ilgilendiriyor. Yani her 250-300 beyannamede 70 adedinde usulüne uygun olmayan bir takım işlemler yapılmış. Demek ki gümrüklerde çok önemli sorunlar yaşanmış. Peki o dönemden bugüne kadar neler oldu? Gerçekten hala sorunlar devam ediyor. Bakın kamuoyunu uzun süre meşgul etti. Toplum sağlığı ile ilgili Çin'den ithal edilen ayakkabılar var. Burada çarpıcı olan şu. Çin'den ayakkabı ithal ediliyor. Tehlikeli kimyasal madde ihtiva edildi ortaya çıkıyor. Bu ayakkabıların imha edilmesi lazım. 2 ay antrepoda bekletiliyor. Ayakkabılar değiştiriliyor. Bunları tespit eden kamera kayıtları çalınıyor. Ve bakanlık uyuyor. Bakanlık uyuyor. Bu ayakkabılar piyasaya sürülüyor. İnsan sağlığını tehdit eden, toplum sağlığını tehdit eden bu ürünler pazarlanıyor ve bakanlık hala uyuyor. Kamera kayıtları nerede? Kim yapmış bunları? Bunların sorumluları kim? Kimse bilmiyor. Şimdi Sayın Bakan'ın yine bir değerlendirmesi var. Diyor ki bilgi işlem sisteminde diyor problem var. Nedir bu problem? Bunun ihbarını aldım diyor. Bu konuda uzmanlara müracaat ettik ve bizim gümrüklerde yaptığımız işlemler, bilgiler, belgeler, ne mal geldi, ne mal gitti, kim getirdi, kim götürdü, birileri tarafından izleniyor. Sayın Bakan göreve geldiğinde şunu söylemişti. Dedi ki gümrükleri BBG evi gibi gözetleyeceğiz. Şimdi böyle bir ironi olabilir mi? Gümrük Bakanlığı BBG evi gibi gözetleniyor. Sayın Bakan'ın haberi yok. Devam ediyorum. Dahilde işleme rejimi konusu. Şimdi bir uygulama başlatırsınız. Eğer ki düzenlemeler yaparsınız, denetimi yeterli yapmazsanız bir merak misali gelir sizi bulur. Niçin dahilde işleme rejimi kapsamında mal ithal edilmesine izin veriyoruz? Diyoruz ki sanayicimiz, iş adamımız uluslararası alanda rekabet yapabilsin. Yani biz eğer getirdiği ham madde vergi alırsak o ham maddeyi işleyecek, mamul madde haline getirecek ve ihraç edecek. Dolayısıyla maliyeti yüksek olduğu için uluslararası piyasalarda rekabet edemez. Şimdi siz bunu denetleyemiyorsunuz. Hala denetleyemiyorsunuz. 3,5 ay önce bu ihbarları alıyorsunuz. Daha önce gümrükler yol geçen hanına dönmüş, bunu ikrar ediyorsunuz ama hala 3,5 aydır yeterli önlem almıyorsunuz.
Şimdi 28 Kasım'da bir yine Cilvegözü gümrük sahasında yapılan bir inceleme sonucu bir firma ayçiçeği yağı ihraç ediyorum diye sarı su, tenekelerde sarı su, yani ayçiçeği yağı olduğu iddia edilen tenekelerde sarı su bulunuyor. Yani bunu o firma ihraç ediyor. Dahil değiştirme rejimi kapsamında sıfır gümrüklü hamya ithal edecek. Ne olacak? Haksız rekabet olacak. Ne olacak? Burada sanayiciyi vurmuş olacak. Ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti vergi kaybına maruz kalacak, karşı karşıya kalacak. E peki bakanlık ne iş yapar? Ne iş yapar? Şimdi bir takım tedbirler alıyorlar. Bir dizi tedbirler. Oraya gelelim. Başta 2008'den bu yana uygulanan bir sistem ortadan kaldırıyorsunuz. Tabii ki bu tartışılır ama sıkıntılarını anlatmaya çalışacağım. Gümrük müşavirliği tebliğinde yapılan bir değişiklikle diyorsunuz ki artık yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerini ben ortadan kaldırıyorum, feshediyorum. Antrepodaki denetimleri bundan sonra bizim gümrük memurları yapacak. Yahu şimdi siz bu uygulamayı 2008'de başlattınız. Yeterli gümrük memurlarınız vardı da niçin bu uygulamayı başlatıyorsunuz? E peki yeterli gümrük memurlarınız yoktu. Böylece bu işi başlatıp ihracatçının elini rahatlattınız. Öyle mi? Bu iddiayla yaptınız. E şimdi nereden bulacaksınız bu görev yapacak memur akşamdan sabaha? Peki bu gümrük müşavirleri binlerce, sayılarını sanıyorum konuşmanızda vereceksiniz. Bu insanlar bir sürü yatırım yapmış, bu insanlar iş yeri açmış. Bunlar bu saatten sonra ne yapacak? Yine antrepolarla ilgili bir genelge yayınladınız. Dediniz ki bundan sonra toplu götürü teminat uygulamasını kaldırıyorum arkadaş. Antrepoya ne kadar mal koyduysan muhatap olan vergi miktarı kadar getireceksin, bana teminat mektubu vereceksin ve maliyetleri artırıyorsunuz. Bir tarafta 2023 yılına giderken 500 milyar dolar ihracat hedefi koyuyorsunuz. Diğer taraftan kaçağı göçeği engellemek için sizin hatanızdan kaynaklanan bir takım suistimalleri ortadan kaldırmak için çok katı tedbirler alıyorsunuz. İhracatçının elini daraltıyorsunuz. Yine komisyonda tartışılan bir konu vardı Sayın Bakan. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, buna hak verdiniz. Dediniz özellikle burada tutanaklardan çıkardım. Demir çelik sektöründe yine haksız rekabet oluyor. Yerli üretici, yani yerli çelik üreticisi mağdur oluyor. Bunu ilk gümrük tebliğinde kaldıracağız dediniz. Bakınız hale herhangi bir işlem yapmadınız ve şu gün çelik sanayi artık teslim olmak üzere. Burada dengeyi kurmak lazım. Elbette ki hırsızla namuslu ihracatçıyı ayrı tutmanız lazım. Denetimi yapacaksınız mutlaka. Devletin vergi kaybını önleyeceksiniz. Haksız rekabeti önleyeceksiniz ama namusuyla çalışan, üreten, ihracat yapan, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışan ihracatçıyı da koruyacaksınız. El bebek, gül bebek, bu ülkenin müteşebbisi, sanayicisi, ticaret erbabı, ihracatçısı korunmak zorunda. Bizim petrolümüz yok. Biz bugün kamu harcamalarını nereden karşılıyoruz? Çalışan, üreten sanayiciden, çalışan emekçiden, onlardan aldığımız vergilerden karşılıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yine bir rüşvet konusu. Maalesef Türkiye'de rüşvet deyince akla gümrük geliyor. Aydın Aydın bu konuyu gündeme getirmiş, soru önergesiyle getirmiş, komisyonda getirmiş. Bakın ilginç bir tezgah kurmuş. Saadet zinciri. Özellikle Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde. Orada çalışan memur, oranın kurumun avukatı şöyle bir müessese kurmuşlar. Yolsuzluk müessesesi. Burada KDV veya gümrük vergisi borçlarının 3 yıllık zaman aşımı uğramasına rağmen mükellefleri arıyorlar. Diyorlar ki senin borcun var. Adamcağız bilmiyor. Zaman aşımına uğradığını getiriyor, parayı yatırıyor. Ya da geliyor, ben ne yapmam gerekir diyor. Hadi diyor sen %50'sini öde, biz diğer tarafını hallederiz. Parayı ceplerine atıyorlar. Bakın arkadaşlar, gümrükler Türkiye'de bu noktada. Şimdi geriye dönük demek ki kevgire dönmüş.
Özellikle sınır bölgelerinde, Suriye'de, Irak'ta yol geçen hanına dönen gümrükler, kaçakçılık, göçekçilik, haksız...